Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg KT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Şirket haberleri, aracı kurum raporları, haftanın ajandası ve daha fazlasını az sonra ele alacağız. Öncesinde ise ALB Yatırım'a dönelim. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bizimle birlikte. Meryem günaydın. Gerek merkez bankaları gerek bankacılık krizi derken oldukça çalkantılı bir haftayı piyasalar geride bıraktı. Bu hafta neleri takip edeceksiniz ve teknik seviyelerde ALB Yatırım'a göre hangileri öne çıkar? Günaydın Zeynep. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Şimdi senin de söylediğin gibi geçtiğimiz hafta aslında çok hareketli bir haftaydı. Şimdi dışarıda hem bankacılık krizinin etkisi içeride borsa endeksinin hareketli olmasına sebep verdi ama diğer taraftan da zaten seçim sürecinde olmamız endeksin bu noktada yönünü belirlemesi açısından da önünde bir engel diyebiliriz. Şimdi küresel taraftaki bankacılık tarafıyla ilgili bir nebze rahatlamış gibi duruyor piyasalar ki yılın meclisler, temsilciler meclisine yaptığı açıklamalardan sonra yani eğer gerekirse aksiyon alabilecekleri yönündeki açıklamaları piyasaları bir nebze rahatlattı. İçeride bizde açıkçası hala seçim döneminde olmamızdan dolayı ben endeks tarafında çok yönün belli olabileceği bir süreçte olduğumuzu düşünmüyorum. Bu noktada daha ziyade kısa vadede yatay bantta hareket eden bir piyasa olacak karşımızda. Tabii hani teknik seviyeler dediğimiz 5000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir endeks var ama yukarıda sağlam takip ettiğimiz direnç seviyesi 5200 seviyesi Zeynep. Hani bu seviyeyi kırarsa ve bunun üzerinde yerleşik bir seyre hakim olursa o zaman gerçekten yeni bir ivmelenmeden bu noktada bahsetmek mümkün olur diye düşünüyorum. Aşağıda 5000 seviyesinde tutunmaya çalışıyor ama onun altında aslında 4950 destek seviyemiz var. Bu seviyenin altına kırarsa ve orada da bir yerleşik seyir hakim olursa bu noktada endeksin 4400-4500 bandına geri çekilme ihtimali olduğunu düşündüğümü ifade edebilirim. Neleri takip edeceğiz bu hafta? Açıkçası içeride ekonomik takvimde önemli bir veri akışı yok. Siyasetin ön planda olduğu bir süreçte olacağız. Küresel tarafa baktığımızda küresel tarafta Perşembe günü ABD tarafından bir büyüme verisi gelecek. Final veri olacak. Bunun dışında Cuma günü Euro bölgesi TÜFE öncü verisini alacağız. Yine Cuma günü Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz. Bir önemli veri olarak da ABD tarafında kişisel gelir ve harcamalar verisini takip ediyor olacağız Zeynep Cuma günü. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy, çok teşekkür ederiz tüm bu detaylar için. Ebru, biz de bu bilgiler ışığında istersen piyasa açılışı öncesi neler bilmek lazım turlayalım. Bankacılık riskleri devam ediyor Zeynep. Cuma günü de bunu yaşadık. Her bir banka ayrı ayrı ön plana çıkıyor aslında. Geçtiğimiz hafta Cuma günü de Deutsche Bank ön plandaydı. Deutsche Bank hisselerinde gün içinde %15'lik kayıp gördük. Günü de %8,5 kayıpla tamamladı. Bunda gelen açıklamanın etkisi oldu. Deutsche Bank tarafında Tier 2 bonolarının daha erken ödeneceği ile ilgili bir açıklama geldi. Bir miktar toparlasa da hisselerde önemli bir düşüş var. Geçtiğimiz hafta ciddi derecelerde düştü. Ocak ayında grafiğimizde de görüyoruz. 12,3 euro seviyesindeydi hisse fiyatı. Şu anda 8,5 euro seviyesinde. Cuma günü %8,5'luk. Yılbaşından bu yana da %25'lik kayıp var. Bununla birlikte bizde de bankacılık endeksinde satışlar geldi. Özellikle öğleden sonra saatlerinde. BIST 100 endeksi günü %0,6 civarında düşüşle kapattı. 5031 puanda. Ancak bankacılık endeksinde satışlar daha derindi. %2 kayıpla tamamladı günü. Yılbaşından bu yana baktığımızda Borsa İstanbul tarafında %8,5'luk kayıp var. Geçen hafta da %2 düşüşle tamamladı haftayı. Bu hafta da ilk çeyreğin son haftası olacak. İlk çeyrek verilerini görmüş olacağız. İlk çeyrekte Borsa İstanbul ne seviyede kapatacak? Bu hafta önemli olacak. Ancak 5000 puanın üzerinde yine de kapattığını görüyoruz. 5031 puanda kapanış yaptık. Bu da teknik anlamda önemli. Bu hafta da yine 5000 puanın üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilecek. Yalnız şöyle bir durum var. Hacimlerde düşüş var. Geçtiğimiz yılın son aylarında 150 milyar TL'ye kadar yükselen bir hacim vardı. Şimdi 50'leri konuşuyoruz. Şimdi 50'leri konuşuyoruz. 3'te 1'ine kadar inmiş durumda. Hacim çok düştü. Onu da belirtmekte fayda var. En çok artan 5 günlük bazda geçtiğimiz hafta en çok artan azalanlara bakalım istersen. Killer Holding %15'lik kazançla ilk sırada. European Industry %12 kazançla ikinci sırada yer aldı geçtiğimiz hafta.
Net Holding %10, Fenerbahçe'de %8,5 artışla tamamladı haftayı. En çok gaz alanlar tarafında da Yayla Agro Gıda, Kızılbük GEO, Kontrolmatik, Tukaş, bunlarda da haftalık bazda %10'luk, 10 civarında kayıplar vardı. Hacim düştü. BIST 100'ün hem hacim tarafında hem de seviye tarafında bu hafta önemli olacak. Bu hafta yurt içinde açıklanacak önemli bir veri olmayacak. Merkez Bankası PPK tutanakları var. Cuma günü akşam saatlerinde S&P'nin planlı değerlendirmesi var. O takip edilecek en önemli veri o olabilir. Ne yapmışlardı en son Ebru? Son Eylül'de olarak, galiba bir Eylül karar gördük değil mi onlardan? Negatif olan görünümü durağına çekmişlerdi. B artı olan kredi notunu da B'ye çekmişlerdi. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındayız Fitch gibi. Fitch'te de 5 kademe altında. Moody's tarafında ise 6 kademe altında yatırım yapılabilir seviyenin. Bazen açıklamayı biliyor da tabii, gelirse akşam saatlerinde cuma kapanıştan sonra gelmesi bekleniyor. Bugün temettüler var, önemli temettüler var. Koç Holding, Aygaz'ın temettü ödemesi olacak bugün gün içerisinde. Cuma günü borsa kapanışından sonra 3 hisseye tedbir geldi. GİMAT mağazacılık, açığa satış kredili işlem yasağı, Koray GEO'da yine açığa satış kredili işlem yasağı geldi. 10 Kasım'da brüt takas geldi. Daha önceden açığa satış kredili işlem yasağı da vardı 10 Kasım hissesinde. 10 Kasım yeni halka arzlardan bir tanesi, Ocak ayında halka arz olmuştu. Bundan bahsetmekte fayda var. Çünkü yeni halka arzlar herkes tarafından konuşulur oldu. Halka arzda bir çılgınlık boyutunda. Çünkü 1.2 milyon kişi Exxon Gıda'nın ortağı olduğu. Burada çok ciddi bir sayı var. Yani 1.2 milyon kişi, yaklaşık toplam borsa yatırımcı sayısı 4.2 milyon kişi olduğunu düşünürsek %30'una denk geliyor yaklaşık olarak. Yani borsa yatırımcılarının %30'u Exxon Gıda'nın ortağı şu an itibariyle. Diğerlerinde de öyle, yani 800 bin, 600 binler görmüştük. Burada eşit dağıtıma gidilmişti Exxon Gıda'da ve çok büyük bir miktarı bireysele ayrılmıştı Exxon'un, %57'si. Aynı şekilde Göknur Gıda'da öyle, örneğin %72'si bireysele ayrılmıştı. Göknur Gıda'da da 862 bin yatırımcı gelmişti Göknur Gıda'ya. Bu arada Exxon Gıda cuma günü işleme başladı. Arzdaki lot sayısı 20 milyondu. Toplam 20 milyon lot arz edilmişti. Cuma günü tavanda bekleyen lot sayısı alım için 23.7 milyon. Yani toplam halka arzın daha fazlası şu an alım emrinde. Akfen Yenilenebilir Enerji bir önceki halka arzı. Orada 340 milyon lot dağıtılmıştı. %50'si yabancıya ayrılmıştı. Orada %20'lik kısım sadece yurt içine ayrılmıştı. Burada da bekleyen lot sayısı 74,5 milyon. Göknur Gıda'da bir önceki halka arz 79 milyon halka arz edilmişti. 3.3 milyon da orada bekliyor. Zaten Göknur Gıda halka arz edildiğinden beri 9 Mart'ta işleme başlamıştı tavan. Akfen öyle, Exxon öyle, yine cuma günü tavandı. 10 Kasım'dan devam edeyim, tedbir getirilmişti. 4 Ocak'ta ilk işlem tarihiydi yeni halka arzlardan Ocak ayında. Halka arz fiyatı 17,5 lira, son fiyatı 159 lira. Yani %725'lik yılbaşından bu yana getirisi var 10 Kasım'ın. Evet. SDT-TR, yine SDT Uzay Savunma aynı tarihte halka arz olmuştu. Halka arz fiyatı 32 liraydı, son fiyat 137 lira. Orada da yine ciddi bir artış var. Tınaztepe yine 10 lira 20 kuruştan halka arz edilmişti. Şu an 21 lira, %100 üzerinde. Söke Un 7,5 liradan halka arz edilmişti. 17,42 TL kapanış fiyatı, %132. Astor 12,5 liradan halka arz edilmişti. Şu an 63 lira 90 kuruş, 64 lira, yani %411 civarında bir artış var. Yine Maçkolik 38 liraydı halka arz fiyatı. Son fiyat 63 lira, %100'den fazla. Bülbüloğlu Vinç Sanayi 31 liradan halka arz edilmişti. 66 lira. Yani hani evet, artış var. Bireysel yatırımcı sayısında da artış var. Borsa yatırımcısı sayısında da artış var. Son olarak 4 milyon olarak söylemiştik borsada yatırımcı sayısını. Cuma kapanışı itibariyle 4,23 milyona yükselmiş durumda. Yatırımcı sayısında artış var, evet. Ama portföy değerlerinde o kadar artış yok. Zaten hacminin de düştüğünü belirtiyoruz. Son portföy değerine baktığımızda yıl sonunda 6.2 trilyon lira olan borsanın toplam portföy değeri son verilerle birlikte
5,68 trilyon liraya gerilemiş durumda. Portföy değeri düşse de yatırımcı sayısı artıyor. Burada tabii irdelenmesi gereken çok konu var ama yani en azından yatırımcı sayısının artıyor olması pozitif. Bunların kalıcı olması önemli. İşte halka arzlar için bir kişi, 3 kişi adına başvuruyor, 5 kişi adına, 20 kişi adına başvuranlar var. Tabii burada onun etkisini görüyoruz. Özellikle halka arzlardaki yatırımcı sayısının büyüklüğü bize zaten bunu gösteriyor. Bunun tabii hacimle desteklenmesi daha güzel bir gelişme olabilir bundan sonraki süreçte. Artık şu konuşulur oldu, hani hangi hisseye yatırım yapayım, işte bu yükselir mi düşer mi değil. Hani gördüğüm sosyal medyada da işte bu halka arz kaç tavan gider, işte analiz yapanlar var. İşte şuna şu kadar başvurulmuştu, bu kadar ayrılmıştı, bu kadar tavan gitti, bunda kaç olur falan diye bu tarz analizler görüyorum. Yani artmaya devam ediyor. Şirketlerin faaliyet kolundan bağımsız vesaire. Evet, bunu şöyle halka arzları pozitif olan olarak görenler var. En azından borsayı destekliyor. İşte buraya giriş oluyor. Bu tarz yeni yatırımcı kazanıyor. Az önce sen de aktardığın kimisi gibi. Kimisi de likiditeyi çekiyor diyor. Çok daha ucuz defter değerinin altında şirketler var. Onlar çok geri planda kalıyorlar diyenler var. Böyle bir tartışma devam ediyor diğer taraftan. Şimdi borsa bu tartışmalar gölgesinde 5064 puanda yine haftaya başladı. %0.65 yani 32 puanlık bir yükseliş var borsa açılışı itibariyle ana endeks ekranımıza yansırken. 5064 puan bizim açılış seviyemiz dedik borsada yeni haftaya girerken. Kırılımlarda neler var ekrana geldi. Mali endeks %0.66, sanayi endeks %0.57, banka endeksi %0.86 yeşil bir ekranla karşımızda. Özellikle radyodan takip edenler için telaffuz edelim. Hizmetler endeksi %0.71, ulaştırma endeksi %0.56, turizm endeksi %1.04'lük yükselişlerle yeni günü ve yeni haftayı karşıladı. Dolar TL borsa açılışında 19.08.52 seviyesine yükselirken Euro TL tarafında da 20.56.52'de işlemler devam ediyor. Parite 1.07.66'da diyelim devam edelim istersen Ebru kaldığımız yerden. Temettülerden bir daha bahsedeyim istersen. Zeynep, çünkü bugün Akçansa, Aygaz, İş Yatırım ve Koç Holding'in temettü ödemesi olacak. Akçansa'nın temettü veriminin %2 civarında, Aygaz'ın %1.4 seviyesinde, İş Yatırım'ın %6.5 seviyesinde bir temettüsü vardı. Koç Holding'in de %2.2 civarında bir temettü ödemesi var. Akçansa'da 1 lira 17 kuruş, Aygaz'da 0.9 kuruş, 9 lira, İş Yatırım'da 0.35 lira. Koç Holding'de de 1 lira 56 kuruş temettü ödemesi olacak. Bu temettü takvimi yarın da devam ediyor. Bu hafta yoğun bir temettü ödemesi olacak. İstersen bu hafta neleri takip edeceğiz? Biraz da onunla devam edeyim. Bu hafta bankacılık sektörüyle ilgili özellikle küresel tarafta veriler ve birleşmeler, satın almalar var. Biraz önce de sabah saatlerinde Amerika tarafından bir bilgi geldi. First Citizens Bank, SVB Bank'ın mevduatlarını ve kredilerini satın aldığını açıkladı. Bununla ilgili zaten geçtiğimiz haftada, hafta sonu da Amerika tarafında önemli gelişmeler, toplantılar oldu. Bu haftada bunlar takip edilecek. Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırması ile ilgili bir açıklaması var. Bu da risk iştahını bundan sonraki dönemde yani en azından Rusya-Ukrayna tarafından destekler mi, negatife çevirir mi onu göreceğiz. Bu veri akışı da takip edilecek. Credit Suisse, UBS birleşmesi sonrasında işte Avrupa bankaları takip edilecek. Veri takvimi geçtiğimiz haftalara göre hem yurt içinde hem yurt dışında daha sakin. Yurt dışında cuma günü önemli veriler açıklanacak. Fed'in takip ettiği PCE verileri, PCE enflasyon verileri cuma günü gelecek. Euro bölgesi enflasyonu cuma günü gelecek. Cuma günü önemli veriler var diyebiliriz. Japonya, Tokyo'da yine enflasyon var. Bizde de S&P değerlendirmesi olacak. Şimdi yeni haftaya başlarken taze raporlarımız da var. Ziraat Yatırım'dan bir rapor var. İstersen onun detaylarını öncelikle paylaşalım. Bu arada reel kesim güven endeksi kapasite kullanımı da birazdan gelecek. Onu da aktaracağız. Ziraat Yatırım cuma günü hisse öneri portföyünde güncellemeye gitti. Hisse öneri portföyüne BİMAŞ'ı ekledi. Torunlar Geyo ve TÜPRAŞ'ın ağırlıklarını %15'erden %10'a çekti. BİMAŞ'ı da %10 ağırlıkla yeni portföylerine eklediklerini duyurdu. Portföyde BİM var, Emlak Konut var, Ford Oto var, Kortsa Teknik var, Mavi Giyim, Torunlar Geyo, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası var.
BİM'den biraz bahsedeyim ki BİM'de geçtiğimiz hafta da çok bahsettik. Gıda perakendecileriyle ilgili önemli güncellemeler geldi. Gıda enflasyonunun yüksek seyriyle birlikte bundan sonraki dönemde de yüksek kalmasını bekliyor aracı kurumlar. BİM'de güncelleme var. Enflasyon ortamda artan sepet hacminin katkısıyla yüksek gelir artışlarının kaydedildiği belirtilmiş. Güçlü nakit toplama gücü ve kendi finansmanı iç kaynaklardan sağlaması sebebiyle finansman riskinin bulunmadığı belirtilmiş. Hissenin önümüzdeki dönemde güçlü 2023 beklentileriyle birlikte ön plana çıkacağını belirtmişler. Bu nedenle hisseyi yeni portföye eklemişler. Hissenin hedef fiyatı 216 lira, potansiyel getirisi %53 civarında. Portföydeki ağırlığı %10, öneri de al şeklinde. BİM yeni eklenmiş. Torunlar Geo ve Tüpraş'ta da güncellemeler var. Bu arada hisse portföy güncellemesinin ardından en yüksek, hedef fiyata en uzak hissenin emlak konut olduğu belirtilmiş. Bir grafiğimiz var, onda da görebilir izleyicilerimiz. Emlak konut ve Torunlar Geo'nun en yüksek, en uzak hisse fiyatına en uzak iki şirket olduğu belirtilmiş. Hisse fiyatlarına en yakın iki şirkette Koza Altın ve Petkim olarak belirtilmiş. Ayrıca Tofaş'ta var. En uzak ise emlak konut, Torunlar Geo ve Akbank olduğu belirtiliyor. Emlak konuttan biraz bahsedeyim istersen. Orada da emlak konutla ilgili yeni hedef fiyat 14 lira 82 kuruş civarında, önerisi al şeklinde. Türkiye'nin lider geliştirici şirketi ve TOKİ ile stratejik işbirliği ile sektördeki güçlü pozisyonunu koruma beklentisi var. Ziraat yatırımın riskler tarafında da faiz oranlarındaki yükselişler olarak gösterilmiş. İhalelerde istenilen çarpanların yakalanamaması, ön satışların zayıflaması gibi borçlulukta olası artışlarda bundan sonraki hisse için riskler olarak belirtilmiş. Konut sektörüne yönelik regülasyonların da hisseyi olumsuz etkileyebileceği belirtilirken güçlü ön satış oranı, başarılı geçen ihaleler, bunlarda düşük faiz ortamının şirketi destekleyebileceği belirtilmiş. Emlak konut tarafında hedef fiyat 14 lira 82 kuruş. Torunlar GEO'da da ağırlık azaltılmıştı. Orada da hedef fiyat 30 lira 20 kuruş seviyesinde Zeynep. Şimdi bu arada reel kesim güven endeksi ve kapasite konum oranı rakamları da gelmeye başladı. Oradan detaylar da vereceğiz izleyicilerimize. Sektörel güven endeksi de geldi. Mart ayında hizmette %1,1 artış var. Perakende de %4,4, inşaatta ise %1,5'luk azalışlar söz konusu oldu. Veriler geldi dedik. İmalat sanayinde kapasite konum oranı Mart verisini karşıladık. Hemen oradan detayda vermeye çalışacağım izleyicilerimize. Şöyle hatta rejimizin görebileceği ekranımıza da grafikleri taşımaya gayret edeyim. Oradan belki paylaşmak daha kolay olabilir. Hemen detayları da vermeye başlayayım. İmalat sanayinde kapasite konum oranı Mart verisini aldık dedik. 1727 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine katılım gösterildi ve toplulaştırılmış sonuçlara baktığımızda kapasite kullanım oranında bir önceki aya göre 1,5 puanlık bir azalışla %74,2 seviyesini görüyoruz. Mevsim etkisinden yine arındırdığımızda kapasite konum oranında bir önceki aya göre bir önceki aya göre 1,7 puanlık azalışla %73,5 seviyesi ekranımıza yansıdı. Bununla beraber yine açıklanan rakamların içerisinde reel kesim güven endeksi de var dedik. Oradan notlarımızı da yine aktaracağız. Orada da şöyle yine yansıtmaya çalışayım izleyicilerimize. Ekranı büyütmek suretiyle ki oradaki grafikleri de böylece birlikte izleme şansımız olsun. Yine dediğimiz gibi 1727 iş yerinin katılımı burada söz konusu. Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla 104,1 değerini aldı. Endeksi oluşturan anket sorularında bakıldığı zaman dikkat çeken başlıklarda neler var? Onun da grafiğini ekrana getirmeye çalışayım. Genel gidişat, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerse endeksi azalış yönünde etkiledi diyebiliriz. Özetle kaldığımız yerden devam edelim istersen Ebru. Gedik Yatırım'dan bir rapor var. Onu da aktaralım istersen. Gedik Yatırım'da Cuma günü Şok Marketler raporunu yayınladı.
şok marketlerin düşük çarpanlarının gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtmiş raporun başlığında. 2022 yılında şirket yıllık %82 artışla 4.8 milyar TL'lik FAVÖK elde etmişti. 59.2 milyar TL'de satış geliri elde etmişti ki satış geliri yıllık bazda %108.7 artmış durumda. 2021 yılının yüksek bazıyla %9.2 olan FAVÖK marjının 118 bas puanlık daralmasıyla %8'e gerilemesine bağlı olarak FAVÖK'teki artış daha düşük kalmış. 2021'de 1.6 milyar TL olan net borç 3.4 milyar TL'ye yükselmiş. Bu yükselişin, borç yükselişinin nedeni 2021'de 1.3 milyar TL olan finansal nakit pozisyonunun 859 milyon TL'ye gerilemesi ve yüksek enflasyona bağlı olarak artan kira sözleşmeleri olduğu belirtilmiş. Ancak bu borçun artışında stok yapmasının etkisi olduğu belirtilmiş. Düşük fiyattan gıda stoğu ve malzeme stoğu yaptığı belirtilmiş. Evet. Şirket beklentileri bu sene daha yüksek seviyelerde ve çarpanların düşük seviyelerde olduğu belirtilerek hedef fiyat 38 liradan 56 liraya yükseltilmiş, alt tavsiyesi korunmuş. Burada bir virgül koyalım. Yine raporların detaylarına yarın sabah devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın.